Ha. Oh. Tövbe bismillah. Bu ne ya? Çıktı ya. İyice huylanır oldum her şeyden ha. Özlem. Kalk kız kalk. Özlem kalk dedim. Kömüş gibi yatacağına kalk da bak şuraya bir. Bu su nereden geldi? He? Şimdi bu halı ölmüş hayvan gibi kokar ha. Kalk da kuruş şunu. Özlem duş şu nefesini yoksa ben tutacağım ha. Söylenip durma haydi. Of, kafam kazan gibi ha. Taş var içinde sanki. Oo, yanam oy. Ah. Alo. Ebru Hanım. Oğuz Bey, merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Günaydın. Günaydın. Bir problem yoktur umarım. Yo yo, ben sadece bir gelişme var mı diye merak ettim. Biliyorum çok erken ama içimdeki bu korkuyu atamadım. Yani bunu yapanlar kimse, onlar bulunmadan benim içim rahat etmeyecek. Haklısınız tabii. Aslında ben de Rüzgar daha iyiyse konuşmak mümkün olur mu diye sormak için aramıştım. Ondan alacağınız bilgilerle sonuca gitmek daha kolay olacak. Tabii bence... Biz hemen hazırlanıp gelelim o zaman. Ebru Hanım, bence siz karakola gelmeyin. Zaten Rüzgar yeterince korktu. Burada daha fazla gerilmesin. İsterseniz çay bahçesinde buluşalım. Hem sohbet havasında geçmiş olur. Tabii. Çok daha iyi olur. Doğru söylüyorsunuz. O zaman görüşmek üzere. Tamam peki. Hayırdır Melek? Ne oldu? Recep'in telefonunda benim fotoğraflarım yoktu abi. Senin... Murat abimi öldürme görüntülerin vardı. Sen ne diyin bacım? Duydun işte. Murat abimi sen öldürdün. Anamın yüreğine bu yangını sen düşürdün. Ada'nın, Maya'nın, Baran'ın, Rüzgar'ın babasız kalmasının sebebi sensin. Ebru yenge senin yüzünden bu hallerde. Melek. Ne diyin sen bacım? Kim dedi bunu sana? Nereden çıktı şimdi bu saçmalık? Ne demek oluyor bu bacım? Sen benim neyi nereden öğrendiğimi değil abi. Anama Murat abimin katili olma hesabını nasıl vereceksin onu düşün. Kim dediyse dedi. Gerçek olan bu. Hepimizi uyuttun, kandırdın. Aynı bana anlattığın onca palavra gibi. Recep'i öldürüşün gibi abimin de intihar ettiğine inandırdın hepimizi. Özlem söyledi değil mi? Tabii ya. O söyledi. Murat'ın katilisin diye kapıya yazı koydu, yetmedi. Sen de inandın mı bacım? Doktora gideyim diye de yalan söyleymiş ha. Hepten tırlattı. Kimin canını nasıl yakarım derdinde o. Sen de inandın mı bacım? Böyle bir şey olması mümkün mü Melek? Saçmalama. Özlem'i bilmeyin mi? Bebeğini kaybettikten sonra hepten başka biri oldu. Bu sefer değil abi. Bu sefer beni kandıramazsın. Ne diyorsun kız sen, ne diyorsun? Yalan mı abi? Yalan mı? Sus kız, biri duyacak. Ondan şüphen olmasın abi. Herkes duyacak. Sus diyeyim sana. Duydun mu beni susacın? Sen burada atıp tutarken, yalan yanlış konuşurken ya anam duyarsa ne olacak ha? Onun kalbi dayanır mı sanayım senin bu zırvalamalarına? Ben katil değilim. Ama sen asıl o zaman ana katili olursun, duydun mu beni? Şimdi çeneni kapat, yürü benimle. Yürü. Asım nerede Emre? Uyur ana. Kıyamadım uyandırmaya. Sonra yediririm. He, ben de bir uyumuşum ki. Vallahi zor uyandım. Ana ben de uyanamadım. Bahar rehavetidir ya. Ben de bir derin uyumuşum, bir derin uyumuşum sormayın yani. Hepimiz iyi uyumuşuz. Ama uyanmak lazım değil mi? Uyu ne kadar? Rüzgar nasıl ha? İyi uyuyabildin mi bari? Uyumuş. Daha iyi bugün. Annemle Oğuz abiyle konuşmaya gittiler. Hadi bakalım çıksın ortaya benim kuzuma kim yapmış bütün bunları. Kendal nerede? Giyiniyor da ana gelir herhalde şimdi. Melek de yok. Böyle yaparak yaptıkların ortaya çıkmayacağını mı sanıyorsun abi? Şimdi bana istediğini yap, umurumda değil. Kes sesini Melek, kes! Eğer tek kelime daha edersen yeminle geberdirim seni, anladın mı? Odadan çıkmak yok! Merak etme abi, anama bir şey demeyeceğim. Gerek de yok zaten. Şimdi istediğin kadar üzerime kilit vur. Umurumda değil. Lan! Lan! Geç kalmayalım, size afiyet olsun. Allah zihin açıklığı versin kızım. Ben de kaçayım. Hadi oğlum, iyi dersler. Baran, gel ben sana bir sarılayım. Oy, babaannesinin ilk göz ağrısı bu. Oh. Hadi Allah zihin açıklığı versin oğlum. Özlem! Ulan ben seni gebertmez miyim ha? Yahu gene ne oldu Kendal? Ulan sen ne yaptın yine lan? He? Kendal! Ya ne yapayım kıza, bıraksana? Kendal bırak artık. Ana ben bunu mahzene koydum, yok dedin çıkarttın. Ama şimdi kimse, hiç kimse gıkını çıkartmasın. Ya sen ne edin? Hapishane mi burası, ne mahzeni? Önce bir anlatayım ne oldu. Ne yaptım ki ben? He, ne yaptım? Ha, ben sana bir soru sordum. Bu kısa ne yaptı da sen böyle delirdin? Cevap versene. Hadi abi. Söylesene, ne yaptın? Merak etme abi. Sana yardım edeceğim. Ve sabredeceğim. Cevap ver! Ana! Seni daha önce dinledim. Yok dedin, çıkarttın. Ama bu laf dinlemiyor ki. Ya desene ne yaptın? Bu sefer işime karışma. Karışmayın! Yürü lan! Yürü! Ben bir şey yapmadım. Ne yaptın sen ya? Sen Melek'e söyledin ha? Söyledin mi? Melek mi? Elindeki siyi de kaybettin. Asım'a, Melek'e tek tek kustun mu ha? Ha? Ama ben Melek'e bir şey söylemedim ki. Özlem, sesin bile beni germeye yetiyor. Bana bak, her ne planlıyorsan, her neyin peşindeysen hiçbir şey ispat edemezsin. Sen zaten Sibel yüzünden intikam için diye söyledin Oğuz'a. Yani elinde başka hiçbir şeyim kalmadı. Melek ne olacak peki? Onun da okuluna karşı çıktım diye iftira etti. Özlem'le biri oldu derim. Okuldan döve döve çıkarttığım herkes gördü. Bir şey yapamazsınız. Sözde akıllılık yapıp bir olacağınız ha? Ama karşınızdakinin de kim olduğunu sakın unutmayın, sakın. Bu sefer birilerinin seni gelip kurtarmasını bekleme. Artık burada kalmaya alışsan iyi edersin. Ağam, bak sen istediğine inan. Meleğe de söylediğimi düşün. Buraya da hapset, hiç fark etmez. Ama şunu iyi bil, senin düşmanın dışarıda. Bunu iyi bil. Çünkü ben Melek'e bir şey söylemedim. Yeter Kendal. Kudurmuş it gibi herkese saldırıyor. Yeter. Sen yüz verdin anam. Sosyete Gül'ünün hakkını oydun. Özlem'i doktora dedin, etmediğini bırakmadın. Meleğe okul hevesini de Sosyete Gül'ünün gazıyla yaptın ana. Eski köye yeni adet getirdin. Şimdi Melek de bunun cezasını odasında çekecek. Kimse çıkartmaya kalkmasın. Ebru'nun kuklası oldun ana. Şimdi ben de eski düzenimizi, dirliğimizi kurmaya çalışayım. Benim dediğim olacak. Kimse sözümden çıkmayacak, anlaşıldı mı? O Sosyete Gül'ü de eniklerini de alıp bu konaktan defolup gidecek. Kim neye heves ettiyse unutsun. Eskiden nasılsak öyle olacağız. Anlaşıldı mı? Kalk lan, kalk! Git başka yerde zıbar. Bütün hırsımı senden çıkartmayayım. Haydi! Vay arkadaş ya! Ne uyumuşum ben böyle? Cemal Bey, abim beni odama kilitledi. O yüzden gelemiyorum. Tamam, siz sakin olun. Peki size bir şey yaptı mı? Yok, hayır. Zaten bundan sonra da yapamaz, biliyorum. Sadece üzerime kilitledi ve gitti. Tam istediğimiz gibi davranıyor. Siz sakin olmaya çalışın. Abim orada mı? Evet, burada. Bizi dinliyor. Kendal kudurdukça saldırıyor. Artık bitti. Siz bir şey yapmayın. Biz halledeceğiz. Tamam. Kızım, okul işi için mi kızdı abim sana? Yok, ne var bunda bu kadar büyütecek? Ben hiç anlamayayım ki bu çocuğu. Olsun ana. Herkes yaptığını bir gün çeker. Sen beni merak etme. Hem fazla kalmam zaten burada. Ne demek? Nereye gideceksin? Yok anacığım, ben bir yere gitmeyeceğim. Sen merak etme. Okul işi tamam. Ben senin arkandayım. Sözüm söz. Kendal'ı ne delirttiyse ben şimdi onun üstüne gitmeyeceğim. Ama sen gönlünü ferah tut. Ben seni kendim elimle tutup okula götüreceğim. Ama sabret kızım. Kendal'ı bileyim. Anacığım sen üzülme. Bak ben iyiyim. Daha da iyi olacağım. Hepimiz iyi olacağız. Sen tasalanma yeter. Daha erken değil mi? Hazırlıkları yapın. Gidiyoruz. Ulan nereden ne çıkacağını kestiremeyim ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Amcam neden öldürdün? Sen abimin katilisin. Senin düşmanın dışarıda. Anam öğrenince ne hesap vereceksin? Ne var ulan ne var? Çıksana lan karşıma. Ne istediğini yüzüme söylesene. Delikanlı gibi çık ulan. Zaman daralıyor Kendal. Konağın içindeki herkese zulmetti. En çok da Ebru'ya. Hesap verme vaktin geldi Kendal. Yolun sonuna geldin artık. Vay kimler gelmiş? Ne haber Rüzgar? İyiyim. İyi Fırat abisi. Rüzgar hadi sen içeri geç. Biz de Fırat abinle güllere bakacağız. Terslik yok inşallah. Yok yok. Oğuz Bey'in yanından geliyoruz. Hissettirmeden bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Kendal'ı korkutmak için yapılmış bir şey olduğunu söylüyor. Bana da sakin ol dedi. Rüzgar daha fazla etkilenmesin diye. Evet endişeli gözükmesen çocuk da etkilenir. Her şeyi unutmuş gibi yapsam. Sünnet de yarım kaldı. Yeniden bir şey yapsak mı? Rüzgar'a iyi gelir belki. Yok, şimdi hiç gerek yok. Sonra hallederiz bir şekilde. Yeter artık, anladın mı? Yeter! Ne oluyor yine Kendal? Geldiğin günden beri dirliğimizi, düzenimizi bozdun. Özlem'i baştan çıkarttın, Meleği baştan çıkarttın. Anamı bile oyuncak ettin. Defol git artık, defol git. Daha ne bekleyin ha? Daha ne felaket açacağım başımıza? Kendi çocuğunun bile hayatı tehlikeye girdi. Daha ne bekleyeyim kadın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Kendal? Ebru'yu neyle suçluyorsun sen? Ne o teyzemoğlu? O kadar it gibi peşinden koştun. Bir olduğu var mı ha? Ha? O kadar umutla yattın kalktın ama bir olduğu yok. Olmuyor işte, olmuyor. Fırat, dur! Fırat dur! Lan ben seni... Ya yeter! Yeter! Defol! Defol! Defol git Kendal! Defol! Hepimizi birbirimize düşürdün. Uğursuz kadının tekisin sen! Defol! Defol buradan! Defol!